Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk baklava tarifi vereceğim. İlk başta şerbetini hazırlayacağım. Bunun için tencereye 3 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı su ilave ediyorum. Altını açıp şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Şeker tamamen eridi. Altını kapatıyorum. 2 su bardağı sütü ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve 1 paket krema ilave ediyorum. Krema tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Krema tamamen eridi. Şerbetim artık hazır. Bir kenarda soğuması için bekletiyorum. Şimdi tavaya 200 gram tereyağını koyup eriteceğim. Tereyağı eridi. Altını kapatıyorum. Şu üzerinde gördüğünüz köpükleri alıyorum. Köpüklerini de aldıktan sonra bir küçük çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Artık şimdi baklavamızın yapımına geçebilirim. Şimdi tepsinin boyutuna göre yufkaları keseceğim. Şöyle baklava yufkalarını alıyorum. Üstüne de şöyle tepsiyi koyuyorum ve bıçakla kesiyorum. Tepsinin boyutuna göre kestim baklavalık yufkaları. Onları şöyle hemen kurumadan kapatıyorum. Baklavalık yufkaların üzerine temiz bir bezle örteceğim. Kullandıkça alacağım. Baklavalık yufka çok çabuk kuruyor. Tereyağından şöyle kaşık yardımıyla alıyorum. Tepsiye yayıyorum. Yumurta fırçasıyla şöyle her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Bir adet yufkayı koyuyorum. Tekrar yağlıyorum. Şöyle yumurta fırçasıyla güzelce yağlıyorum. Tek tek her katını yağlıyoruz. Fırçayla yağladıktan sonra şimdi bir kat daha seriyorum. 800 gram yufkanın yarısını kullanana kadar her katını yağlayarak hazırlıyorum. Yufkayı yarı yarıya tepsiye dizdim. Şimdi hafif şöyle iri çekilmiş cevizi koyuyorum. Dilerseniz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar ceviz ilave ettim. Şimdi kalan yufkaları üzerine aynı şekilde diziyorum. Yufkaların tamamını dizdim. Şimdi dilimleyeceğim. Dilimledim. Kalan tereyağını da şöyle üzerine gezdiriyorum.
fırçayla her tarafına sürüyorum. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Sonra fırının ısısını düşürüyoruz. 140 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Tatlıyı 50 dakika fırında pişirdim. 5 dakikada dinlendirdim. Şimdi şerbetini koyacağım. Şerbeti şöyle ilk başta güzelce karıştırıyorum. Ve yavaşça kepçeyle döküyorum. Tamamını döküyorum. Tatlının şerbetinin tamamını döktüm. Oda sıcaklığında soğuyana kadar bekletiyorum. Ondan sonra dolapta yaklaşık 3-4 saat kadar soğumaya bırakıyorum. Tatlımı dolapta iyice dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde soğudu. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Bunun için üzerine bir süzgeç yardımıyla Nesquik serpeceğim. İsterseniz kakao da kullanabilirsiniz. Şöyle bol miktarda Nesquik serpiyorum. Dediğim gibi siz kakao da kullanabilirsiniz. Nesquik'i serptikten sonra şöyle robottan geçirmiş olduğum çikolatam var. Onu da şöyle serpiyorum bol bol. ...80 gram... sütlü çikolata kullandım. Soğuk baklavam artık servise hazır. Şimdi bir tabağa alıyorum. Tatlımı servis tabağına aldım. Çok güzel gözüküyor. Bakın, çıtır çıtır. Şimdi şöyle bıçakla keseceğim. İçini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.